Evet, korona virüsünde alınacak önlemler arasında belki de en önemlisi hijyen, temizlik. İşte bu nedenle geleneklerimizin de önemli bir parçası haline gelen kolonya son derece ön plana çıktı. Neredeyse bir günde, belki bir yılda satılamayan kolonya satıldı. Kolonyayı tavsiye ediyor bilim kurulu. 60 derecenin üzerinde olmak kaydıyla. Koronavirüs Türkiye'nin kapısını çaldı, vatandaş kolonyaya hücum etti. Yeterli. Az geriye alalım lütfen. Sabah 8.30'da geldiğimizde kapıda müşterimiz sıra vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüsü vakasının görüldüğünü açıkladı. Gece yarısı açıklamayı duyan vatandaşlar günün ilk saatleriyle birlikte dezenfektanlara yöneldi. En büyük ilgiyi ise Türk halkının ata yadigarı dezenfektanı olan kolonya gördü. Abi kaç saattir buradasın? 45 dakika. Niçin sıradasınız? Kolonya almak için. Koronavirüsü Türkiye'ye gelmiş o yüzden. Uzmanlardan mı duydunuz? Kimden duydunuz? Kolonya, haberlerde dinledim. Ne diyordu haberler? 80 derece limon kolonyası iyi geliyormuş. Kolonyanın litresi 24 lira. Ancak litrelik olan kolonyalar dükkanda tükendi bile. Onun yerine vatandaşlar şimdi 400 mililitrelik ya da 5 litrelik olanlara akın ediyorlar. Kimi ise kendi kolonya şişesini getirmiş, birazdan da açıktan doldurtacak. Mikrobu öldürücü olduğunu duyduğumuz için aldık. Zaten kolonya kullanıyorduk normalde de. Şimdi duymalınca daha da çok dikkat etmek için geldik buraya. Burası Ankara Ulus'taki tarihi bir kolonyacı dükkanı. Kolonyalar kapanın elinde kaldı. Dükkana sığmayan kuyruk sokağa taştı. Kolonya kuyruğu kolonyacının tam da kapısının önünde başlıyor. Peki ne kadar uzanıyor? Gelin sokağa beraber adımlayalım. 1, 2, 3... 36, 37, 38, 39 ve 40. Tam 40 adım boyunca burada kuyruk var. Kuyruktaysa en az 100 kişi içeri girip bir adet kolonya alabilmek için hali hazırda bekliyor. Daha önce böyle bir kuyruk gördünüz mü? Ya bizim eskiler anlatırlar, 65'ler 70'li yıllarda buradaki bayram zamanı kuyruğu çok uzunmuş. Ama bu denli sırayı ben ilk defa görüyorum. Kolonya talebi artınca kolonyacı da bir dizi dükkanın önünde önlemler aldı. Öncelikle bir şerit oluşturdu ki insanlar tek sıra halinde beklesin diye. Aynı zamanda da kapının girişine bir görevli yerleştirdi. Bir günde biz belki bir haftalık, 10 günlük ürünü satışını yaptık. Önümüzdeki haftadan sonra sanırım kolonya ile ilgili bir sorun yaşamaya başlayacağız. Bidonlar bitti. Allah Allah. Limon kolonyası 1 litre, 5 litre bitti şu anda. Sadece plastiklerde var şu an 400 milimlikler. Depoda da yok? Depoda da yok. Yani şu anda stoklarda gözükmüyor. Peki vatandaş bu kolonyayı nasıl kullansın? Yani kolonyayı özellikle şöyle diyeyim, insanlar biraz farklı kullanabiliyor. Yani her dakika başı kullanacak diye bir şey yok. Bunu otobüse bindiniz, indiğiniz zaman elinize bakterileri kurtarmak için yaparsınız. Veya bir hastaneye gittiniz, postaneye gittiniz, çıktığınız zaman bir ortamdan ayrılırken kullanmanız lazım. Bu arada koronavirüs için toplanan bilim kurulu da kolonyayı dezenfektan olarak kullanma tavsiyesinde bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kolonyanın salgınla mücadelede etkili bir yöntem olduğunu vurguladı. Kolonyayı tavsiye ediyor bilim kurulu. 60 derecenin üzerinde olmak kaydıyla.